Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün Landin'in filtrelerini temizleyeceğiz arkadaşlar. Hava filtresini, klimasının filtresini ve kabinin içini falan. İşte güzel bir temizlik bakım yapacağız. Hep beraber bakalım, yapalım inşallah. İzlemeye devam edin. Öncelikle arkadaşlar, şöyle burada bir garajımız var. Garaj diyoruz biz buraya. Burada takımlarımız falan var işte. Şu karşıda görmüş olduğunuz raflarda anahtarlarımız, bilmem ne var. Bu mazot depomuz. 1000 litrelik mazot depomuz işte. Yağdanlık falan. Yağ bidonlarımız, mazot bidonlarımız. Hepsi var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Orta kolumuz. Çeki demirimiz. Diroloya takılan çeki demir. Buna biz 9 delik diyoruz. 9 delikli, eskiden bir 9 delikli çeki demirimiz vardı bizim. O kırıldı, bozuldu. Buna aldık. Tek delik ama 9 delik diye tabir ediyoruz. Burada gres yağımız var tenekeyle. Bunu şöyle kenara alıyoruz. Şu şekilde. Ekmek sacılarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir kompresörümüz var arkadaşlar. Bunun havası boşalmış şu anda. Bunun fişini takacağız. Ve kompresörün havasını dolduracağız. Ve bunun fişi var burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu fişi takacağız. Ve bunun havasını dolduracağız. Öncelikle. Gördüğünüz üzere
Burada da bir lastiğimiz var arkadaşlar. Öncelikle buna bir hava üfürüyoruz. Delik. Burada böyle takıyoruz. Ya bu böyle takılı vaziyetteyken buna böyle bir sistem yapmışlar ki bu böyle aşağıya geliyor. Ve motor buradan havayı böyle lıp 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 yapıyor. Buradan tozu geri aşağı döktürüyor. Buradan gelen tozu. Buradan almış olduğu tozu buradan aşağı döktürüyor. Çok tamamını aldırmamış oluyor. Temizleyeceğiz.
biraz dolmasını bekliyoruz arkadaşlar. Tavamız doldu, devam ediyoruz. Şimdi o büyük şeyi temizledik. İçinde gördüğünüz gibi arkadaşlar, içinde bir küçük bir filtremiz daha var. Onu şu görmüş olduğunuz pensayla onu oradan alacağız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu oradan alıp bunu da güzel bir şekilde hava basacağız, temizleyeceğiz. Bunu da temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunda pek
Evet. Filtre temizliğimiz bitti. Hava filtresi. Şimdi önde şeyi temizleyeceğiz arkadaşlar. Radyatöre toz dolmuştur. Radyatörün tozunu üfüreceğiz.
Gördüğünüz gibi bu gördüğünüz klimanın peteği. Bunlara da toz dolduğunda klima soğutmayı az yapar. Şu görmüş olduğunuz siyah yerde petek var. Bu da Interpol'un turbonun yani peteği. Bu da radyatör zaten. Bildiğiniz üzere şu görmüş olduğunuz siyah şey. Bu klimanın motoru. İşte filtresi var, mazot filtresi. Arkadaşlar, traktörümüz böyle. Bu şekilde temizliğini yapıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz hava üfürecek olduğumuz şey uzun olması, uzun şekilde olması her zaman için iyi olur. Aralara falan güzel girer. Gördüğünüz gibi çıkan tozları görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten motorun ön tarafıyla işimiz bitti arkadaşlar. Bunları yerine artık yerleştireceğiz. Bu böyle içeri giriyor ve çıkıyor böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hortumlarını falan şöyle güzel yerleştirdiğimizde evet yerine yerleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava filtresini de taktık yerine ve şimdi geçeceğiz klima filtrelerini temizlemeye arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada klima filtrelerimiz var. Burada bir siyah olduğundan belki görünmüyor olabilir. Bir düğme var. Düğme gibi bir şey var. Onu çevirdiğimizde klima filtremiz böyle çıkıyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz klimanın filtresi, klimamız buradan hava alıyor. Buradan havayı alıyor ve burada motor soğutup içeriye üfürüyor. Bir tane de öbür tarafta var. İki tarafta da aynı şekilde filtremiz var. Onu da sökelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir bu taraf daha güzel görüktü. Bir taraf görükmemişti. Bakın böyle çeviriyorum. Ve çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da böyle filtremiz. Buna da aynı şekilde havayı üfüreceğiz. Ve temizliğimizi güzel bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet, başlıyoruz aynı şekilde. Thank you.
takacağız. Bunu temizledik. Bunu takacağız. İstina ve ötekine geliyor arkadaşlar. Evet, filtrelerle temizliğimiz bitti arkadaşlar. Filtrelerle ilgili temizliğimiz bitti. Şimdi kabinin içini temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kabinin içinde, ayak basacak yerlerinde falan gördüğünüz gibi pislikler, tozlar, topraklar. Buralarda falan hep toz var. Gördüğünüz üzere kilometre saatinin bilmem neyinin üzerinde pislik, tozluk var, toz var arkadaşlar. Ve bunun camlarının hepsini açacağız arkadaşlar. Arka camı açtık. İki tane de yan kapı var. Yan kapılarımızı da açtık arkadaşlar. Bunun içine güzelce bir hava tutacağız şimdi.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, temizliğimizi yaptık. Güzel bir şekilde havayı üfürttük. Evet, temizliğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kapadığımız havada kapımızı kapatıyoruz. Kapımızı kapattık arkadaşlar. O işlemimiz bitti. Ve şeyi kapatıyoruz şimdi. Tamponun şeyini kapatıyoruz. Tamponu kapatıyoruz. Ve burada bir tampona deliği var da takacak vidamız var. Bunu şöyle ve taktık arkadaşlar, gördüğünüz gibi maşası var, maşasını takacağız. Bu tarafta da aynı şekilde. Biraz sarsıntılı oldu ama maşamız burada. Bunun maşasını da taktık. Ve traktörün temizliğiyle ilgili işlemimiz bitti. Önemli yerlerini temizledik arkadaşlar. Ve işlemimiz bitti arkadaşlar. Öncelikle kompresörümüzün fişini çekiyoruz. Kompresörümüzün fişini çektik. Üzerine bıraktık. Ve hortumumuzu toplayacağız. Hortumumuzu topladık ve gördüğünüz üzere işlemimiz böyle. Evet arkadaşlar, beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Herkese hayırlı işler, kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağ olun, var olun.